Dostlar selamlar saygılar. Evet Borsa İstanbul BIST Endeksi haftanın ikinci işlem gününde 9561 puandan başladı ve %1.91 değer kazanarak 9748 puan seviyesinde kapattı arkadaşlar. Evet bugün Borsa İstanbul'da genel olarak pozitif bir atmosfer hakim idi. Geçmiş birkaç güne haftaya nazaran. Sevgili arkadaşlar 17.31'de Borsa İstanbul'un da bir şirketin sermaye artırımıyla ilgili haber düştü. Uşak Seramik Sanayi Alanım şirketi sermaye artırım işlemine ilişkin bir bildirimde bulundu. Bugün arkadaşlar Uşak Seramik mesela bu yüzde kaç oranındaydı bu? %600 oranındaki bedelsiz sermaye artırım için SPK'ya başvuru yapan şirket bugün 17.30'larda 31'de kamu yayınlatma platformuna bildirmiş. Uşak Seramik Endeks'in pozitif olduğu, havanın pozitif olduğu bugün de %2.01 değer kaybetti arkadaşlar. Aynı zamanda Ege Seramik de bugün 0.55 gibi bir değer kaybına uğradı. O da aynı şekilde seramik şirketi. Uşağa bakacak olursa eğer son 5 günde %6.49 değer kaybı var. Son 1 ayda %43.46 değer kaybı var arkadaşlar son 1 ayda. Yani bu %600 bedel sermaye arttırımı kararı 8. ayın ikisinde gelmiş ve şirket dip arkadaşlar inanılmaz derecede düşmüş. Tabi bundan sonra ne olur bilmiyoruz ama ben de bütçeyi hesaplamak lazım. Bütçeyi iyice okumak lazım bilançoları. FK oranı zaten çok yüksek 70.33. Yani 8. ayın ikisinde yönetim kurulunun almış olduğu kararın akabinde hisse diyebiliriz ki %40'ın üzerinde düşmüş. Evet. Şimdi son 6 ayda ise %37'lik bir pozitiflik var. Bunu da belirtelim. Devam ediyorum arkadaşlar. %600 oranındaki bir bedelsiz iç kaynaklardan vermek söz konusu burada. Vermek istiyor. Uşak Seramik Sanayi Alanım şirketi 245 milyonluk sermayesini 1 milyar 715 milyona çıkaracak. Ve bugün sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmuş. Bundan sonra artık SPK'nın masasında bu oradan gelecek onay ya da onay alamayabilirdi. Bunu bilmiyoruz tabii ki. Oradan gelecek karar önemli ama başvuranların çoğu şirket artık ufak tefek düzenlemelerle birlikte onay alıyorlar. Bunu da belirtelim. Uşak Seramik de bu son bir aydaki kötü gidişi belki bedelsin onaylanmasıyla üzerinden atabilir. Bunu da görüp göreceğiz bakalım şu anda. Yani şu anda sadece beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilançoları iyi takip edip bilançosunu iyice inceleyin. Eğer bedelse katılmak istiyorsanız. Çünkü son bir ayda şirket oldukça büyük bir kayıp yaşamış. Borsa İstanbul'da %43.46 gibi yani. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.